Emekli maaşını arttırmak mümkün. Sosyal Sigortalar Kurumu, bağkullular için yüksek maaş alma formülü. Haziran, Temmuz ayları. Türkiye'de emekli maaşları hesaplanırken bir önceki yılın enflasyon oranı dikkate alınıyor. Bu nedenle emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Bu durum başvuru tarihlerinin önemini ortaya çıkarıyor. İşte emekli maaşını arttırmanın formülü. Türkiye'de emekli maaşları hesaplanırken enflasyonun etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri başvuru tarihidir. İşte detaylar. Haziran ve Temmuz başvuruları Büyük Kırmızı Daire Haziran veya Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler arasında emekli aylığı açısından bir fark oluşmuyor. Büyük Kırmızı Daire her iki durumda da emekli aylığı hesaplanırken önceki yılın Aralık ayına göre ortalama kazanç üzerinden güncelleme yapılıyor. Büyük Kırmızı Daire Temmuz ayında verilen dilekçelerde ise Ocak ve Temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor. Dolayısıyla Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından bir fark bulunmuyor. Aralık ve Ocak başvuruları. Büyük Kırmızı Daire Aralık ayında dilekçe verenler ile Ocak ayında dilekçe verenler arasında emekli aylığı farkı olabilir. Büyük Kırmızı Daire Aralık ayında dilekçe verenler için önceki yılın enflasyon ve büyümesine göre hesaplama yapılırken Ocak ayında dilekçe verenler için ise daha sonraki yılın verileri baz alınır. Büyük kırmızı daire bu durum, yıl içindeki emekli zamlarının güncelleme katsayısından daha fazla veya daha az olmasına bağlı olarak emekli aylığının değişmesine neden olabilir. Orta beyaz daire Temmuz ayı, çalışanlar için kıdem tazminatı açısından önemli bir dönemdir çünkü bu dönemde kıdem tazminatı tavanı memurlara yapılan zam kadar artar. Yüksek maaş alan sigortalılar için bu durum daha yüksek tazminat anlamına gelebilir. Dolayısıyla işten çıkış planları yaparken bu tarihin dikkate alınması önemlidir. Orta Beyaz Daire emeklilik dilekçesi verirken başvuru tarihinin emekli aylığı ve kıdem tazminatı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Haziran ve Temmuz başvuruları arasında maaş açısından fark olmamasına karşın, Aralık ve Ocak başvuruları arasında farklılık gözlenebilir. Bu nedenle sigortalılar başvuru tarihlerini seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.